Real TV Amerika bürosu haber verir. Hatırlarsanız 2018'in Aralık ayında Amerika eski başkanı Donald Trump, IŞİD'in bozguna uğratıldığını ilan etmişti ve Suriye'deki 2000 Amerika askerinin tamamını çekme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak Suriye demokratik güçleri IŞİD'e karşı saldırılarına devam etmiş ve 2019 yılının Şubat ayında IŞİD'in son kalesi konumundaki Bawz'a saldırı düzenlemişti. Ve Bawz IŞİD'den alınmıştı. Tabii tüm bunların ardından Amerika, IŞİD'in lideri Ebubekir el-Bağdadi ise 26 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyine düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü. Geçtiğimiz günlerde Amerika Harici İşler Naziri Antony Blinken ise IŞİD'in bozguna uğratılmasının ikinci yıl dönümünde bir açıklama yapmıştı. Blinken yaptığı açıklamada Irak ve Suriye'de IŞİD tarafından kontrol edilen toprakların tamamının IŞİD'le mücadele küresel koalisyonu ve yerel ortaklarla birlikte temizlendiğini söylemişti. Ancak şunu da eklemişti Blinken, IŞİD bölgedeki kalıntıları üzerinde baskı uygulamak için bu ortaklarla birlikte çalışmaya devam ediyor demişti. Bu yüzden de Amerika'nın küresel koalisyona desteğinin devam edeceğini, dolayısıyla IŞİD'le mücadeleye devam mesajı vermişti Blinken. İşte bugün yapılan açıklamada Amerika destekli Suriye demokratik güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol kampı içinde IŞİD hücrelerine yaklaşık 62 bin kişinin yani yaşadığı El Hol'e karşı operasyon başlattı. Burada yaşayan kişilerin arasında çeşitli ülkelerden gelen binlerce IŞİD üyesinin aile fertleri de yer alıyor. Operasyonun düzenlenmesinin nedeninin ise kampta artan şiddet olaylarından dolayı olduğu açıklandı. Operasyona güvenlik güçleri ve terörle mücadele birliklerinden yaklaşık 6 bin Suriye Demokratik Güçleri üyesinin katıldığı paylaşılan bilgiler arasında. Ayrıca Suriye Demokratik Güçleri yetkilileri El Hol'de son dönemlerde artan şiddet olaylarının IŞİD'in kampta güvenliği tehdit etme çabalarının bir parçası olduğu görüşündeler. Öte yandan Amerikalı askeri yetkililerse Amerika öncülüğündeki küresel koalisyon güçlerinde Suriye Demokratik Güçleri'nin yani SDG'nin bu operasyonuna dolaylı olarak destek verdiğini belirtiyorlar. Devam eden operasyon ilk aşamasında kampta yaşayanların kimliklerinin belirlenmesi amacıyla parmak izleri alınacak, fotoğrafları kaydedilecek. Yetkililer bunun nedeninin ise kimlerle karşı karşıya olduklarını anlayabilmek ve kampa sızanlar olmadığından emin olmak için olduğunu söylüyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde Harici İşler Nazirliği'nden başka bir açıklama gelecek mi? Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.